Günaydın sevgili izleyiciler. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle programımıza başlıyoruz. Bu hafta içerisinde Başkent Üniversitesi'nde moda bölümünde keçe çalıştayı gerçekleştirildi. Biz de bugün hem keçenin tarihçesini biraz öğrenelim hem de modadaki yeri hakkında bilgi alalım istedik. Konuklarımızı davet ettik. Konuklarımız Profesör Doktor Sayın Semiha Aydın. Kendisi Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölüm Başkanı. Diğer konuğumuz Doktor Sayın Nurgül Begiç, Konya Selçuk Üniversitesi El Sanatları Bölümü öğretim görevlisi. Ve diğer konuklarımız Başkent Üniversitesi Moda Bölümü öğrencileri sevgili Ezgi Kayma ve sevgili Deniz Pırıl Özalp. Hoş geldiniz programımıza efendim. Hoş bulduk. Günaydın. Günaydın. Evet, güzel çalışmalardan sonra şimdi çalışmalarınızın sonuçlarıyla biz ilgileneceğiz elbette. Ama hocam önce şunu sorayım. Neden böyle bir çalıştaya gerek duydunuz? Amacınız neydi? Öğrencilerinize olan faydası için neler düşünmüştünüz? Evet. Biz biliyorsunuz tasarım bölümüyüz. Evet. Moda ve tekstil tasarımı bölümüyüz. Tasarım için birikim çok önemli. Öğrencilerin biriktirdikleri bilgiler, birikimler çok önemli. Bir de eğitimde çok temel bir ilke var. Yakından uzağa, bilinenden bilinmeyene diye. Önce kendi kültürümüzden, kendi kültürümüzün özelliklerinden yola çıkarak evrensele doğru gidelim amacıyla yola çıktık. Keçe çok eski bir uğraşı alanı. Nurgül hocamız daha sonra detaylı bilgi verecek. 2 senedir aslında aklımda ve planımdaydı. Öğrencilerimizi keçe çalıştığıyla yüz yüze getirmek. Onları bir keçe çalıştığıyla iç içe tanışmalarını sağlamak daha doğrusu. Geçtiğimiz salı günü gerçekleştirdik bu etkinliği. Keçenin şöyle bir avantajı var. Tasarıma gerçekten uygun bir alan. Hani keçe yaparak, keçeyle uğraşarak, keçeyle tasarımlar yaparak moda alanında pek çok ürüne katma değer sağlayabilirsiniz. Bu çok önemli. Basit bir çanta yapabilirsiniz. Ona yapacağınız küçük bir keçe aksesuar. Orada koyacağınız renkler, desenler, figürler ona gerçekten artı değer kazandırabilir. Bu yüzden öğrencilerimizin yaratıcılık becerileri gelişsin diye en çok da bu yüzden keçe çalıştayı düzenledik ve gerçekleştirdik. Şimdi şöyle bir ekrana baktım. Acaba izleyicilerimiz fark etmiş midir Semiha hocamızın boynundaki eşarbın keçeden olduğunu diye düşündüm. Şimdi bu kadar ince hale de gelebiliyormuş demek ki keçe. Az sonra zaten evet. Nurgül Hanım'dan detayları dinleyeceğiz. Evet. Çünkü kendisi de Nurgül Hanım uluslararası bir sanatçı. Sizin Nurgül evet, Hanım'ı seçmenizde de bu özellikler değil mi? Evet. Ön plana gelmiştir mutlaka. Kesinlikle. Çok uzun süredir keçeyle uğraştığını biliyorum. Bu alanda kendisini gerçekten çok iyi yetiştirmiş. Uluslararası platformda adını duyurmuş bir sanatçı arkadaşımız. Kendisine Önce teşekkür ediyorum. Hocam gelin çalıştaya birlikte gidelim. Evet. İzleyicilerimize de görüntüleri izletelim. Hı hı. Ve öğrencilerle yaptığımız sohbetleri evet. ekranlarımıza taşıyalım. İzliyoruz. Yurt Okul Moda ve Tekstil Tasarım bölümünde okuyorum. 2. sınıf öğrencisiyim. Bugün yünliflerini keçeleştirmeyi öğrendik. Küçük yuvarlaklar ve çeşitli şekillerde keçeler üreterek bunlardan aksesuarlar oluşturduk. Ve günümüzde de keçeden yapılan aksesuarlar, örtüler, kıyafetler çok revaçta kullanılıyor. Bu da bizim bölümümüz için çok yararlı oldu açıkçası. Ben çok eğlendim. Merhaba, ben Emre Pakel, Başkent Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı 2. sınıf öğrencisiyim. Bugün yünlifinin keçeleşme özelliğinden doğan bir endüstri olan keçe alanında oluşan yüzeyleri ele aldık. Ve yünlifini keçeleştirerek farklı dokular oluşturduk. Günümüzde de moda alanında birçok yerde kullanılmakta keçe ve aynı zamanda birçok dünyaca ünlü modacının bile yeri geldiğinde kullandığı bir yüzey. Keçe çok öne açık bir doku yaratma yöntemi ve bence birçok sektörde ve özellikle baş olarak moda sektöründe kullanılması gereken bir şey. Çünkü yünlifi gerçekten keçeleştiği zaman çok farklı dokular oluşturabiliyor. Ve modada da farkı yakalamak her zaman önemlidir. Bugün keçeyle yüzeyler oluşturduk ve onun haricinde bir sergimiz vardı. Sergide birçok ürün vardı ve bunları gördük.
gördüğümüz ürünlerde birbirinden farklı dokular ve kıyafetler, işte örtüler, şapkalar, çantalar vardı. Çok geliştirilebilir bir ürün olduğunu düşünüyorum. Herkese keçe yapmaya davet ediyorum. Keçe Çalıştayı sonrası açılan sergi Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nde hala gezilebilir. Bunu da hemen ekleyelim. Şimdi keçeyle uğraşmak da ayrı güzel, ayrı keyifli. Biz de daha önceki programlarımızda keçe yapımına yer vermiştik. Ben de o küçük toplardan yapmıştım, hatırlıyorum. Şimdi öğrencilere soralım bakalım. Siz daha önce çalışmış mıydınız keçeyle? Nasıldı tanışıklığınız? Ya açıkçası daha önce hani keçeyle ilgili bir çalışmamız olmamıştı ya da hani herhangi bir tasarımıza ya da bir düşüncemize hani koymamıştık. Hani çok bunda bir bilgimiz yoktu açıkçası. Ama salı günü yaptığımız bu çalıştaydan sonra hani keçeyle ilgili neler yapılabilir, tarihçesini de öğrendikten sonra hangi tasarımlarımızda ne gibi şekilde kullanabiliriz, ben bunları öğrendiğimizi düşünüyorum ve bize bence çok faydalı oldu. Hani bugüne kadar yapmadığımız bir şeyi salı günü öğrenerek ve hani bunu tasarımlarımızda koyabileceğimiz düşüncesiyle bunu görmemiz bence çok iyi oldu. Ya böylelikle bundan sonraki çalışmalarımızda hani belki de bu alanda ilerleyeceğimiz ve tasarım yapacağımız günlerde keçeyle ilgili çok iyi şeyler yapabileceğimizi düşünüyorum ben. Bundan sonra tasarımlarınıza yansıyacak mutlaka. Kesinlikle. Siz aynı zamanda bölüm temsilcisisiniz. Evet, bölüm temsilcisi. Öyle değil mi? Bu da çok hoş elbette. Teşekkürler. Neden tercih ettiniz moda bölümünü? Onu da hemen soralım. Ya moda bölümü benim tek hayalimdi. Küçüklükten beri hani bunu istiyordum ki çoğu kişi hani öyle, nasıl söyleyeyim? Ben hayalimin peşinden gittim. Hani kimseye hani hayal, çoğu kişi hani şey der, hani moda aslında bir hobidir. Hani başka bir meslek edin, ama ben bunu karşı çıktım ve ben istediğim ve hayal ettiğim bölüme girmek istedim. Ya şöyle bir şey, siz bir şey tasarlıyorsunuz ve onu hayata geçirebilme imkanınız var. Olan bir şey değil, kendi yarattığınız ve hayal ettiğiniz bir ürünü, bir tasarımını bu bölümde geçirebiliyorsunuz ve hani bunu kendiniz de giyebiliyorsunuz. İnsanları özellikle giydirmek, diğerlerine beğendirmek bence çok önemli ve hani mutluluk da kaynağı. Şimdi demek modayı hobi olarak görenler var. Çok bakın var. Şimdi dünyayı etkileyen bir durumdan söz ediyoruz değil mi hocam? Evet. Çok hobiyle ilgisi yok gibi aslında. Aslında yok, ama çoğu kişi hani moda bir hani hobidir. Sen başka bir bölüm edin ve ondan sonra buna devam edebilirsin tarzında. Ben çok duyumlar aldım kendi ailemden. Belki bu alanda rekabet çok fazla olduğu için olabilir mi hocam, size sorayım? Olabilir. Bazıları hobi amaçlı yapıyorlar ya da başlangıç noktaları o olabiliyor. Hobi olarak başlıyor. Daha sonra profesyonel hayata atılabiliyor. Hı-hı. Bazıları hobi olarak tutabiliyor bir kenarda. Hani boş zamanlarda ya da dinlenmek amaçlı. Ama moda, giysi anlamında moda, insanın temel ihtiyaçlarına hitap ediyor. Herkes bir şekilde her yerde
giyinmek zorunda. Yani giyim kültürümüze hitap ediyor. Dolayısıyla hem kültürü bileceksiniz, hem kültürdeki ögeleri bileceksiniz. Nerede, nasıl, ne zaman giyinmeniz gerektiğini bileceksiniz. Ve yeni bir şey giyeceksiniz. İşte evet. O yeniliği katan tasarımcılar, moda tasarımcıları ve onu katmak gerçekten uzunca bir süreç, eğitim süreci, gönül işi ve ilgi işi. Ama öğrencileriniz çok gönüllü görünüyor. Evet, evet. Şimdi Ezgi'den öyle anladık. Evet. Öyle anladık geçti. Peki Deniz için nedir? Hem bu bölümde okumak ve bu çalıştay sonrası kazanımları. Benim için moda başka bir şey. Yani hani benim hayatta belki hani tek tutunabileceğim şey diyebilirim. Çünkü ben yıllardır daha öncesinde hani liseden de bu bölüm mezunuyum. Ve sektörde de bulunduğum hani çok iyi bir yerlere hani şu an henüz gelememiş olsam dahi. Ama daha eğitimini anda, alıyorsunuz. Evet. Değil mi? Ama işte şey hani uzun yıllardır, 7 yıldır bu şeyin içerisindeyim ben. Tam çekirdekten yetişme evet, etkileri değil evet. mi? Evet. Bana da çok karşı çıkan oldu. İşte ne yapacaksın bu bölümü okuyup diyen oldu ama bence öyle değil. Giyim sektörü bir kere asla bitmeyecek bir sektör. Yani her zaman herkesin ihtiyacı olacak buna. Ben çok memnunum. Yani hedef koydum. Küçüklüğümden beri hep öyleydim. Yani küçükken de hep şey, kendim giyinirdim. Hiç aileme bırakmazdım. Kendim kombinlerdim, giyerdim. Küçüklükten gelen bir şey. O yüzden çok memnunum. Okulumu da çok seviyorum. Yani burada da eğitimin bana çok şey katacağına inanıyorum. Mezun olduğum zaman çok kapılar açılacağına da inanıyorum burada. Çalıştay'da da çok eğlenceli ve keyifli bir çalıştay geçirdik. Doğru, eğlenceli. Aynı zamanda keyifliyle evet, uğraşmak. Evet, yanı sıra hani şey, daha önce keçe kullanmıştım ben hani belki ürünlerimde ama şeyi hiç bilmiyordum. Mesela o liflerin nasıl keçeleştirildiğini ya da daha sonra o şekillendirerek nasıl bir şey hani daha böyle biçimsel dönüştürebileceğini bilmiyordum. Bunları gördük, öğrendik. Çok keyifli oldu. Yani çok güzeldi bizim için de. Bu alanda da devam etmek isterim. Yani hani keçi üzerine de yoğunlaşmak isterim. Genel olarak yeni böyle. Yeni tasarımlarınız evet, da keçede olacak anladığım kadarıyla. Şimdi Nurgül Hanım, Ezgi dedi ki tarihçesi de beni çok etkiledi dedi. Tabii keçenin tarihçesi herhalde insanlığın oluşumundan hemen sonra mı başlıyor bilemiyorum. Kışın sıcak tutar, yazın serin tutar. Belki ihtiyaçtan doğdu o zamanlar keçe kullanımı. Günümüzde çok güzel tasarımlar da görüyoruz. Biraz tarihçesinden bize söz etseniz. Tabii ki keçe ilk tekstil ham maddesi. Basit, kaba. Özellikle de şöyle biz tanımlıyoruz. Keçe sıcak su ve sabun yardımıyla beraber liflerin birbirine baskı yoluyla kumaş haline gelmesi. Keçenin oluşması için iki şart lazım. Özellikle hayvancılığın gelişmiş olması ve soğuk iklim. Fakat şu anda soğuk iklimden ziyade artık o kadar incelttik ki Arabistan'da da biz keçe verebiliyoruz. Artık. Amerika'da da İrlanda'da da. Artık çöllerde de keçe kullanılır hale geldi. Bakar mısınız? Ha, yakında bir Kültür Bakanlığı ile beraber ülke ismi söylemeyeyim ama ben Kültür Bakanlığı sanatçısıyım aynı zamanda. Keçeleri götüreceğiz. Özellikle dedim böyle incecik tüller üzerine bir şeyler yaptım ki onlar hem aksesuar olarak kullansınlar hem dekorasyonda kullansınlar neden istedim. Neden ülkeyi söylemiyorsunuz? Tam kesinleştikten peki, sonra söyleyeyim. Biraz önce dediğim gibi ilk tekstil ham maddesi özellikle Çatalhöyük'te bulunan yün yumaklarından keçenin oluştuğu, daha sonra Pazarlık'taki 4. ve 5. kurganlarda çıkarılan keçelerde keçenin ne kadar önemli olduğu, özellikle devlet adamları tarafından başlıkların sembol olarak kullanıldığı, beşik yani çocuklarına kundağından evlerinde, evleri derken çadırlarında da kullanmışlar. Başlık olarak kullanmışlar. Hayvanları çok önemli. Hayvanlardaki at koşum takımları, eğerleri çok yoğun olarak kullanılmış. Bunlar da özellikle Hun kurganları çok tepede olunca mezarlar soğuk havanın soğuk hava yüzünden donmuş ve daha sonra çıkarıldığında pırıl pırıl net bir şekilde bunlar Moskova'daki Hermitage Müzesi'nde sergilenmeye devam ediyor. Bizim Hun
Orta Asya'dan keçeler yapıldıktan sonra 9. yüzyıldan itibaren Orta Asya'dan Anadolu'ya göçmeye başlıyorlar ve keçe en önemli ve çok kıymetli olarak da Selçuklular döneminde Anadolu'ya yayılıyor. İş ve aşk getiren bir meslek olarak devam ediyor. Daha sonra tabii ahilik de çok önemli. Bunlar Osmanlılar'da devam ediyor. Osmanlılar'da, Osmanlı İmparatorluğu'nda çadırlarımızda özellikle askeri personelin kıyafetinde çok önemli. Fakat daha sonra Abdülmecit zamanında bir şeyle kılık kıyafetteki değişimle beraber maalesef o ara askeriyede kullanılma bitiyor. Daha sonra Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda kılık kıyafet 1927'deki kılık kıyafet yönetmeliğiyle beraber tekke ve zaviyelerdeki yani özellikle Mevlevi ve Bektaşi dergahlarında kullanımı bitiyor. Ve keçe artık 1950'lerde hızla artık Türkiye'nin göç dalgasıyla Anadolu'dan artık şehirleşme başlıyor. Ve keçe artık köylü sanatı olarak olmaya başlıyor maalesef. Yani artık çok fazla itibar görmüyor. Bunlar zaten babadan oğula veya ustadan çırağa şeklinde yönetiliyor ama maalesef azalıyor. Ben keçeyle hiç ilgi gösterilmemeye başladı. Yok maalesef işte atıl ve köylü sanat olarak olunca ben 1996 yılında ustamla ben bir şekilde keçeyle yüksek lisans tez konumu ararken bu konuya ilgi duydum. Ustam Mehmet Girgit yüksek lisans tezimle beraber bir başladık virüs gibi ve 2000'li yıllara gelindiğinde biz Konya Selçuk Üniversitesi'nde sağ olsun dekanlarım sayesinde ilk donanımlı keçe atölyesini kurduk ve yüzlerce öğrenci yetiştirdim ve bu yüzlerce öğrenciyi iş ve aşk getiren bir meslek oldu. Ondan çok mutluyum. Yani ilk anda tabii ki çok zorlandık. Yani keçe ilk atölyelerde, yörüklerde kadınlar çalışmış ama kadın egemenliğinde olan bir malzeme değil. Atölyeler çok böyle sağlıklı atölyeler değildi. Ustamın atölyesine ben gittiğimde hatta bana şey demişti, Nurgül sen ilk defa sen bu kadar uzun süre kaldın. Ya bu bitti Pireli atölyede. Acaba dedim bilseydim ben de kalır mıydım? Hakikaten çok zor şartlarda geliştirdik. Bunlar ilmek ilmek yavaş yavaş öğrene öğrene deneme yanılmayla yani okullarda olması çok önemli. Şu anda da Türkiye'nin pek çok üniversitesinde keçe atölyeleri kurulmaya başlandı. Mutluyum o konuda. Yani ilk başta çocuklar geliyorlar işte pis kokuyor bilmem ne ama sonra bir bakıyorsunuz işte hocam ben şurada işe başladım. Yünü nereden tedarik edebilirim? Daha sonra doktora tezimde de gelenekteki değişim ve keçecilik sanatını inceledim. Yani moda sektöründe özellikle ben yaklaşık 30 ülkede workshoplar, çalıştaylar düzenledim. Özellikle Amerika, Almanya, İtalya, İrlanda'da hot couture ve muazzam çalışmalar yapılıyor. Çok yüksek fiyatlara satılıyor. Türkiye'de de çok fazla yapılıyor. İnşallah biz moda sektöründe öğrencilerimizle birlikte, eğitimli kişilerle birlikte çok güzel şeyler yapacağımıza kesinlikle inanıyorum. Ben alaylıyım. Yani ben okulda öğrenmedim. Usta Mehmet Girgiç. Ne kadar güzel. Ama siz de yaygınlaştırması için çok önemli çok adımlar atmışsınız. Kesinlikle. Çok uğraşmışsınız. Fakat meyvelerini topluyorsunuz çok şimdi şekilde, işte evet. Bu uğraşınızı. Ya keçe zor bir sanat. Ben kol kasımı yırttım. Yani atölyeye girdiğim anda... Şimdi ben de onu soracaktım hocam. Dediniz ki aslında keçe için erkek egemendi evet. Önceden. Çünkü bir kuvvet gerekiyor. Evet. Ama fark ediyoruz ki daha çok aksesuarlarda ve takılarda kullanılan keçede çok da fazla kuvvete gerek yok gibi. Sizin söylediğiniz daha büyük çalışmalar evet, için evet ben geleneksel keçe anlamında söylüyorum. Evet. Zaten atölye ortamına getirince yani bunun sonu yok. Hocamın dediği gibi lif doğal bir malzeme. O tamamen sizin yaratıcılığınızla doğru orantılı. Yani ben bundan yatak örtüsü de yaptım, takı da yaptım. Yani aklınıza gelebilecek her şey yapılabilir. Şimdi biz az önce Semiha Hoca'nın boynundaki o güzel fuları gösterdik. Sizin fularınız? Evet benimki de keçe. Sizinki de keçe? Tabii.
Ama o bir kumaşın üzerine kumaşın keçi. Üzerine aplike yaptım, evet. Ne kadar da yakışmış, çok şık olmuş iğne oyalarıyla birlikte. Ucunda bakın hem geleneksel değerlerimiz. Evet. Özellikle yurt dışına gittiğinde onlar hakikaten çok şık keçeler yapıyorlar. Ancak özellikle Amerika'daki bir takı sergisi ve workshopta iğne oyalarını, mekik oyalarını, tığ oyalarını kullandığımda o çığlıkları anlatamam. Çünkü onların kültüründe oya kültürü yok. Oyayla keçeyi birleştirdiğim anda çok güzel sonuçlar aldım. Çok da yakışmış gerçekten. Teşekkür ederim. Ben şunu, bu çalışmayı göstermek istedim izleyicilerimize. Bakın. Şöyle az sonra arkadaşlarımız yakından da gösterir. İç içe geçmiş renkler ve keçenin üstünde yine güzel desenler oluşturulmuş durumda. Bu şekilde de çalışmak mümkün. Kumaşa yapabileceğimiz gibi keçenin üstünde. Ama bu geleneksel yöntemle yapılmış bir keçe zaten. Öyle mi? Biz bu tüllerle veya dantellerle, kumaşlarla birleştirdiğimiz, kendi imkanlarımızla yaptığımız yeni teknikler. Geleneksel keçede ne kumaş kullanılır, ne tül kullanılır, ne oya kullanılır. Zaten çoğunlukla yer yaygılarıdır bunlar, seccadelerdir, başlıklardır, çadırlardır. Şimdi hocam tabii malzemeyi de çok iyi tanımak gerekiyor. Kesinlikle. Değil mi? Tasarımlarda kullanmak, evet, için. Hı-hı. Siz konuşmanızın başında bunu söylediniz. Evet. Kullanır kişi, kullanmaz. O kişinin artık tercihine kalmış bir şey. Fakat malzemeyi tanımadan, değil mi, hiç haberi olmadan düşünemez bile, hayal edemez. Doğru. Malzeme çok önemli. Hani malzeme olmadan yemek yapamadığınız gibi. Gibi. Malzeme olmadan giysi dikemediğiniz gibi. Malzemenizin olması lazım. Malzemeyi doğru tanımak lazım. Herkes yemek yapıyor bir şekilde ya da yiyor. Yani yemek zorunda. Yemek nasıl lezzetli olur? İşte o düzgün malzemeyle doğru karışımlı olur. Şimdi aynı şey keçe içinde geçerli. Çok güzel defileler gerçekleştirdiğinizi, evet, biliyoruz yıl sonunda. Şunu düşündüm, acaba öğrencilerin tasarımlarında keçeye de yer verilebilir mi bu yıl? Ya şöyle bir şey, hani her defilemizin ya da her bir şovumuzun bir konsept ya da bir konusu oluyor. Hani bir öğrenci topluluğu olduğumuz için herkesin de hani en azından aynı konu üzerinde nasıl düşünmüşüz, neler geliştirmişiz, neler hayal etmişiz. Eğer hani konumuz keçeye el verirse, hani ve onu işleyebilirsek, neden olmasın, yapabiliriz tabii ki de. Bu da olabilir, kıyafetlerde güzel de şeyler çıkar eminim. Neden olmasın? Çünkü. Evet. Şimdi hocam, keçe kumaşın üzerine eklendiği gibi dantelle de çok şık oluyormuş. Tabii ki. Böyle çalışmalarımız da var herhalde. Tabii, sergimizde zaten biraz önce görüntüler, gördük. Tablolar tabii yapılmış. Ki. Sadece kıyafetlerde değil, süs olarak da kullanılabiliyor. Tablolar yapılabiliyor. Başka hangi alanlarda karşımıza çıkıyor keçe? Aslında şu anda ben doktora tezimi yaparken 5 ilde 23 ustayla görüştüğümde ses izolasyonu ve depremde özellikle kullanılmaya başlayacağını söylediler. Yakında yine şehri söylemeyeyim ama patentini alacağız dediler. Depremde acaba nasıl depremde kullanacaklar? Ben şimdi çok şaşırdım bir an. Bina yalıtımlarında keçe kullanılıyor. Çünkü keçe hareketli bir organizma olduğu için üzerinde dediler. Değişik malzemelerle koyacağız ve yani o Japonya'daki sistem gibi. Ondan sonra esneme özelliğinden mi faydalanacaklar bina yapımında? Bakın şimdi. Daha sonra ses yalıtımında ve ısı yalıtımında da Sakıp Sabancı Müzesi'nde ve Çeşme'deki bir otelde yine keçe kullanılmış. Aslında çok da mantıklı, çünkü şey düşünün, yani ses izolasyon malzemesi olarak çok güzel. Çok iyi keçe yapıldığında ne kılıç darbesine, yani kılıç kesemez, kurşun giremez, börtü böcek giremez. Kurşun yani, da mı giremiyor? Giremez, çünkü o kadar, ama şeyi düşünün şimdi, Osmanlı padişahları savaşlara gittiğinde tamamen zırh olarak mı kullanıyorlarmış? Tabii ki. Hatta şey dendi, Ankara'da da Haluk Balaban hocamla beraber bir konuştuğumda dedi ki, bağır yeleği, ben onu duymamıştım. Daha önceden köseleden yapılmış ama çok iyi keçeyle beraber askerler içine bağır yeleği giyilirmiş ve kesinlikle dedi, ne ok girer dedi, ne kılıç darbeleri maruz kalırmış. Yani tamamen son derece organik, sert yapımlı bir malzeme. Ya bunun sonu yok. Ergonomik aslında. Tabii aynı zamanda. Ergonomik, kesinlikle. Vücut hareketini onu engellemiyor. Çelik yelek yerine
Tabii, onun ağırlığını da taşımamış oluyor. Ağırlığını da taşımamış oluyor. Evet. Hatta hareket kısıtlığına da sebep olmamış oluyor. Esnek olduğu için ergonomik yani. İnsan. Hocam daha çok çobanlarda kepenekti değil mi onun adı? Evet. O şekilde sanki daha çok biliyoruz. Keçe ve kepenek o kadar özdeşleşmiş ki. Geçenlerde İtalya'dan bir moda tasarımcı bana mail attığında işte kepenekten yola çıkarak kostüm yapacağım. Aslında çoğunlukla da keçe kıyafetler. Kepenekten yola çıkarılmış. Bizim Osmanlılar'da çok fazla keçe üst düzeyde kullanılmış ama Macaristan'da Estergon Kalesi'ndeki biz üst düzeydeki komutanların ve kralların kostümlerini gördüğümüzde muazzam inciler ve yarı değerli ve değerli taşlarla çok güzel pelerinler, şallar gördüm ama büyük olasılıkla da Orta Asya'daki o bizim kepenekten yola çıkarılarak yapılmış gibi geldi bana. Evet. Toz tutmadığı da söyleniyor. Doğru mu? Keçenin. Hani siz daha iyi bilirsiniz o kadar. Toz tutmama yorum yapamayacağım. Şimdi yorum yapamayacak. Temizleniyor mu, yıkanıyor mu, temizleniyor mu? Tabii bunlar zaten o kadar böyle baskıyla yapılıyor ki biz büyük parçaları yaptığımızda zaten çamaşır makinesinde onlar hepsi bir yıkanır. Son derece dezenfekte olur. Çeker. Hatta ben Kültür Bakanlığı'nın bir yarışmasında üretime dönelik çalışmalar yapmıştım. Onları çalıştım, makineye attığımda minnacık kalmıştı, çok ağlamıştım. Ondan sonra da yani... Bunu sizin yapmanız, hadi biz yapabiliriz de. Ama hep deneme yanılma. Ama her şeyin deneme yanılması. Şimdi evet. Ne yapıyorum? İşte 5 dakika, 10 dakika tutuyorum. Çünkü makinede de hem şey oluyor, biraz daha keçeleşmesini sağlıyoruz. Ama bilmeyenler lütfen makineyi atmasınlar. Elde şampuan veya yün şampuanıyla yıkasınlar, kurutsunlar, ütülesinler. Son derece yıllarca ömür boyu da kullanabilirler. Sıcak su kullanılsın mı? Kullanabilirler tabii. Sorun olmuyor mu sıcak su? Zaten sıcak su sabunla pişirdiğimiz için elde bir şey olmaz. Ama makineyi unutun. Söylemedim. Çamaşır makinesini. Söylemedim. Bir de bu sefer de hepsini kullanıcılarımız küçültür. Bir şey olur. Vazgeçtim ondan. Dantelle olan karışımlar, keçe karışımları evet. Şu anda ekranda. Bunlar da tablo olarak herhalde evet, yer aldı. Evet, yani ne yapacağım aslında ilk anda tasarlamasam da bir anda bir şeyler çıkıyor. Binada çok severek yaptım. Çiftçi önlü. Yani dedim ki şık bir binada, şık bir evde sanki yerini bulduğunda tamamen tamamlayıcı bir unsur olarak kullanılabilir diye düşündüm. Şimdi hocam, Semih hocam siz peki denediniz mi keçe? Evet, evet ben de ilk kez denedim. İlk çok keyif aldım. Hayalim de aslında. Hayalimi öğrencilerimle birlikte gerçekleştirdim. Bu keçe nasıl yapılıyor? Bundan neler yapılabilir? Gerçekten 2 senedir planladığım bir etkinlikti. Hatta Nurgül hocamın izini bulmasaydım öğrencilerimi Konya'ya götürecektim. Oo, keçe çalıştığı o kadar kararlıydınız. Kesin kararlıydım. Ama burada öyle bir etkinlik yaptık Nurgül hocamızı bulup. Çok da güzel oldu. Hocalarımızın hepsi denediler. Hepsi çok keyif aldı. Özellikle o yuvarlakları yapmak daha evet, kolay gibi geliyor. O başlangıç aşaması ama keçe yapımının... Hani teorisini öğreten bir çalışma, bir etkinlik. Ondan yola çıkarak birçok şey yapılabilir. Sadece moda öğrencileri değil, biz açık alanda yaptık çalıştayı. Hemşirelikten öğrencilerimiz vardı. Değişik branşlardan öğrenciler, eğitimden öğrencilerimiz vardı. Herkes gelip denedi aslında. Herkesin de çok hoşuna gitti. Her yaşta yapılabilecek her güzel bir el sanatı ki biz daha önceki sohbetimizde konuştuk. Artık anaokullarında bile geleneksel el sanatımız olarak çocuklara değil mi veriliyormuş. Ara vaktimiz geldi hocam. Aradan sonra yine sohbete devam edeceğiz. Az sonra tekrar birlikteyiz. Bütün dünya abone servisi GSM 0536 634 35 97 elektronik posta abone@butundunya.com.tr. Başkent Üniversitesi Kültür Yayını Bütün Dünya Aralık sayısı bayilerde ve internette. Zaman geçer, yaşam değişir.
Biz güleriz, ağlarız, seviniriz, üzülürüz, özleriz, gururlanırız. Medya kaybeder. Sizin için değerli olanı seçebilmek teknoloji, bilgi, uzmanlık ister. Biz fark ederiz. Medya Takip Merkezi. Medya elinizin altında. Hem sinema hem internet tutkunları D-Smart'ta iki kere kazanıyor. Yepyeni ve bol ödüllü yerli ve yabancı filmler, en popüler diziler ve en heyecanlı belgesellerle dolu D-Smart HD sinema paketiyle D-Smart limitsiz fiber internet bir arada ayda sadece 59 liraya. Üstelik ilk 2 ay D-Smart spor kanalları da hediye. Siz iyisi mi hemen D-Smart abonesi olun. Bu fırsatı kaçırmayın. D-Smart. Daha fazlası. Sevgili izleyiciler, biz bize devam ediyor. Başkent Üniversitesi Moda Tasarım Bölümünde yapılan keçe çalıştayı üzerine sohbete de devam ediyoruz. Ben ayrıca az önceki çalışıyor bacaklarıma koymuş. O kadar da sıcak tutuyor ki. Çok da güzel geldi. Battaniyeler, yatak örtüleri değil mi? Neler neler yapılır keçeyle. Dedik ki ara öncesi aslında her yaşta kişinin yapabileceği bir çalışma, el sanatı. Anaokullarında dahi çocuklara uygulamalar yaptırılabiliyor diye konuştuk. Rehabilitasyon amaçlı da kullanılabiliyor mu hocam? Özellikle evet, yaklaşık 7-8 sene önce Amerika ve İrlanda'daki çalışmalarda rehabilitasyon, özellikle Down sendromluğu, bedensel engelliler ve yaşlılarda çok fazla kullanılıyor. Çünkü yün insanın elektriğini alıyor. Bir de böyle rahatlatıyor. Özelliği var tabii. En son şeyi hatırlayamadım ama pek çok doktor arkadaşımızla görüştük. Yani bedensel engelli olanlar dendi ki, yani o çocukların enerjilerini biz bir şekilde kaybettirmemiz lazım ve onları ürüne döndürüp çalışma yapmamız lazım. İnşallah onlara da kısa zaman sonra başlayacağız. Özellikle belediyelerde iş bulma anlamında bedensel engelleri. Yani bunlar zihinsel engellilerle de çalıştık. İşitme engellilerle çalıştık ve özellikle de şu birkaç yıldan beri Türkiye'de de Hacettepe Üniversitesi Anaokulu'nda biz bir çalıştay yaptık. 3 yaşından 6 yaşına kadar, daha sonra biz Selçuk Üniversitesi Anaokulumuzda yaptık. Hatta çalışmamız Avusturya'da üstün başarı ödülü kazandı. Çünkü çocuklar doğal malzemeyi tanımak zorundalar. Sentetik bir dünyada yaşıyoruz ve yün rahatlatıcı, mutlu edici bir malzeme. Böyle bir özelliği de var. Şimdi siz konuşurken şunu hatırladım. Çok eskilerde TRT'de sanırım bir belgeseli yapılmıştı. Keçenin Teri diye. Oradaki çok güzel ve özel belgesellerden biriydi. Oradaki bazı sahneler bakın hala benim aklımda. Bedenleriyle dövüyordu değil mi? Kişiler göğüsleriyle. Hiç de kolay değil. Tabii çok büyük parçalardan söz ediliyor herhalde. Tabii. Yani bir hamamlarda mı yapılıyordu? Ki. Şimdi bir yer yaygısına biz 5 kilo yün koyduğumuzu düşünelim. Ondan sonra o 5 kiloyu 15 kilo su ilave edildiğini düşünün. Yani o zaten kalkmasının mümkünatı yok. İlk desenlemeler şimdi İstanbul'da, Urfa'da, Konya'da ve Afyon'da keçe hamamları varmış. Öyle mi? Bakın eğer internetten bulabilirseniz o belgeselleri izleyin. Gerçekten çok güzel, evet. Çok özel. Hatırlıyor musunuz hocam? Evet. Gençler hatırlamazlar. Biz hatırlıyoruz tabii ki. Ama zaten insanlar atölyeye geldiğinde direkt Ertuğrul Karslıoğlu hocamın o keçenin bu belgeselini çünkü muhteşem çekilmiş. O çok efektler muhteşem. Dediğim gibi 1970'lere 60'lara kadar o makine olmadığı zamanlarda hamamlarında şey yapmışlar, dövmüşler. Ustalar zaten baba yiğit, iri yarı evet. Ustalar. Konya'da, Afyon'da dizle ve ayakla yapılır. Afyon'da da göğüsle yapılır. Ama Afyon'da. İlk aşamalar yapılır. Urfa'da göğüsle yapılır. Zaten o filmde Urfa'da çekilmiş. Sadece Urfa'da mı göğüsle yapılıyor? Göğüsle, diğer taraflarda da ayakla, dizle. Mesela ben artık hep elle yapıyorum. Ustam bakın siz de kasınızı yırtmışsınız. Evet. Yani o güç zaten. Şimdi o büyük bir panoydu. Büyük panoda yaklaşık ben de diyeyim ona 4 kilo falan yün kullandı. Üzerine su koyduğunuz anda o tepme işleminde
zorladım. Büyük işlerde de zaten tek başına o zaman yapamıyorsunuz. Şallar takılar tek başınız yapıyorsa ama muhakkak destek almak zorundayız. Eşim çok iyi keçe yapıyor, bana yardımcı oluyor. Sevgili öğrencilerim çok yardımcı oluyor. Oğlum keçe yapıyor. Biz aile ya, yıllarca 12 sene ben ustamın yanında mutfakta yetiştim aslında. Peki bunun teknoloji ilerliyor. Başka bir çaresi bulunmadı mı? El emeği dışında makinaları yok mu başka? Makineniz var ama elde yapılacak. Yani önce bir desenlemesi yapılacak. Bence elde yapılmalı. Özelliği de bence, bu. Bence tabii el sanatı diyoruz. Türk kültüründe çok önemli bir sanat diyoruz. Hem bakın negatif enerjimizi alıyor değil mi? Evet. Bu nerede böyle mi? Bir de kil öyledir. O da doğal malzemedir. Evet. O da elleri çalıştırır. Evet. İşte yün de aynı şekilde. Şimdi çok çeşitli renklerde yünler görüyoruz. Artık bu da bayağı gelişti. Sektör gelişti, olarak evet. Geliştirdi kendisini. Bu renkler de doğal mı oluyor malzemelerde? Ve yün bulmakta zorlanılıyor mu? Yün bulmakta korkunç zorlanıyoruz. Ya, yani artık nerede o yünler? Hayvancılık kalmayınca. Ankara keçileri, tiptikler vesaireler. Tiptikler çok fazla yapamıyoruz ama ben ustamla beraber çalıştığımda benim ustam aslında Mehmet Girgiç ustam. Dünyanın en iyi dokuma ustası ve kök boya ustası. Hı. Beni kök boyaya çok sokmadı. Nurgül onu da öğrenmeyi ver dedi. Ama ben şimdi Selçuk Üniversitesi'nde bir öğrencimle beraber biz doğal boya yapmaya başladık. İnşallah sonu gelir. Biz yer yaygılarında büyük panolarda şeyleri kullanıyoruz. Yerli ırk hayvanları kullanıyoruz. Özellikle dağ balı olan koyunların ve kuzuların yünleri iyi. Fakat aksesuarlarda ben Avustralya merinosu, Yeni Zelanda merinoslarını kullanıyorum. Çünkü benim bünyemde alerjik kaşındırıyor. Onun için İtalyan yünü tercih ediyorum. Niye ve onlar kaşındırmıyor mu? Onlar kaşındırmıyor çünkü onlar neden? Normal tekstil ham maddesi olarak dif uzunluğu fazla. Mesela Marto'yla pek çok iyi markaların kumaşlarının üretildiği yünler bunlar. Şimdi çok değişik geldi evet. Tabii hiç bilmediğimiz evet. alanları olduğu için. Biz de Çalıştay'da öğrendik. Demek ki evet. her şimdi koyunun sizin önünüzdeki, yününden de olmuş. sizin önünüzdeki Yalvaç'tan aldığım ama bizim şallarımızda Avustralya merinosu. Özellikle Makedonya'ya gittiğimde Makedonya'daki yünler çok iyiydi. Türkiye Cumhuriyetlerindekiler işte çok çabuk keçeleşiyor ama çabuk güveler geliyor. Ya bunu tekniği aslında çok farklı. Şimdi yurt dışından ithal aldığımız aslında Ertuğrul Günay Kültür Bakanı olduğunda Nurgül Hanım lütfen dedi yani size bir bütçe ayıralım işte yetiştirelim falan dedim ki ya Sayın Bakanım artık o beni aşar yani ben Ankara'da ve apartman çocuğum yani artık dedim koyun kuzu sanki bakamam gibi geldi. Ha, bunun için özel yetiştirilme mi düşünüldü? Yetiştirilme düşünülüyor. Keçi halen için. De düşünülüyor. Çünkü yün ya malzeme olmayınca hocam biraz önce yemekten bahsetti. İyi malzeme olmayınca zaten iyi mal da çıkmaz. Ama birinin öncülük etmesi gerekiyor. Bakın niye yurt dışından alalım biz bu yünleri değil mi? Evet. Anadolu'da vardı yüzyıllardır yapılıyordu. Veteriner fakültesinde hayvanlar yetiştirildi. Siz bağlantıları kurmuşsunuz bakın şimdi. Ya ama benim bu artık mesleğim. Yani ben bu işe gönül verdim. İşim, aşım, her şeyim. Bir şeyler yapıyoruz. İnşallah yapmaz devamı da gelecek. Tabii ki. Deneme aşamasında kalmaması gerekir. Hani bir proje, projenin sürdürülebilirliği önemli. Eğer merinos yetiştirmekten başlıyorsa bunu giderek yaygınlaştırmak. İnsanlara İş ve aşk kapısı açmak gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi öğrencilerimize şunu sormak istiyorum. Siz mezun olduktan sonra eğitimci olmayı düşünüyor musunuz? Bakın ne kadar fazla alana yoğunlaşmanız evet. gerekiyor. Yoksa sadece tasarımcı olarak yola devam mı edeceksiniz? Benim hayalim tasarlamaktı. Ben hani eğitim alanında çok düşünmüyorum ilerlemeyi. Benim ilerlemek istediğim tek nokta bu diktiğim ve hayal ettiğim şeyleri geçirebilmek. Ve hani tabii ki en büyük hayalim kendi markamı oluşturup oradan yoluma devam etmek. Dünyaya açılmak tabii ki hani. Tabii, hedefler bir Türk güzel. Olarak iyi bir moda tasarımcısı neden olmayalım? Türkiye'nin moda anlamında da iyi olduğunu, New York'tan, Paris'ten de daha iyi olabileceğimizi düşünüyorum. Ben neden bunu dünyaya kanıtlamayalım? Türk modacılar da var değil mi kendini? Çok bu Türk modacı var. Evet. Şehirlerde gösteren, dünyanın takip ettiği modacılar da var. Mesela Erdem Moraloğlu var. Evet. Hüseyin Çağlayan var. Onlar şu an yurt dışındalar. Orada üretiyorlar. İngiltere'delerdi sanırım. Onlar gerçekten iyi moda tasarımcıları ve hatta Amerika Başkanı'nın eşi Michelle Obama Erdem Moraloğlu'nun kıyafetlerini giyiyor. Bu Erdem Moraloğlu çok romantik, daha güzel şeyler yapıyor ve hani
Michelle Obama çok giydi, ben hani görmüştüm. Ya gerçekten Türk modacıları iyi yerdeler ve ben de onların arasında olmak istiyorum. Ben de kendimi göstermek istiyorum. Biz de sizleri görmek istiyoruz İnşallah. Zaten bu modacıların arasında. Sivrilmenizi istiyoruz, kendinizi göstermenizi istiyoruz. Evet. Mezun olduktan sonra Ankara'da kalıp bir atölye mi açmayı planlıyorsunuz yoksa? Ya. Eğitime devam mı edeceksiniz biraz daha? Ya açıkçası hani Ankara'da çok bir olanak yok İstanbul'da olduğu kadar. Maalesef Türkiye'deki moda alanında en çok ilerleyen sektör işte zaten mesela Fashion Week'lerde İstanbul'da yapılıyor. Ben hani İstanbul'a gitmek istiyorum ama onun öncesinde hani sadece üniversite değil yüksek lisans yapmak istiyorum. Yurt dışında daha farklı bir alanda belki tekstil üzerine, kumaşlar üstüne. Zaten moda tasarımını okuyorum şu anda. Devam edeceğim. Milano'ya gitmeden olmaz herhalde. Kesinlikle Milano hedef. Peki sizin hedefleriniz neler? Benim için de aynı şeyler geçerli. Ben de eğitmen olmaktan çok hani tasarımcı olarak devam etmek isterim. Ha, yani ileride ne olacağı belli olmaz. Belki de eğitmen olarak da devam edebilirim. Çok alanına girmek istiyorum. Yani mezun olduktan sonra devam etmek istiyorum okumaya. İtalya'ya gidip belki bir eğitim programına daha katılabilirim. Herkesin planında bir İtalya var. Evet, kesinlikle İtalya. Benim küçüklüğümden beri zaten hayalimdi. İki hayalimde orada birleştirmeyi düşünüyorum. Hedefim. Tasarımcı olup yani çok daha iyi yerlere, çok daha farklı şeyler yapılabilir. Hani evet, günümüzde çok güzel tasarımcılar var, çok güzel yeni moda alanında yeni şeyler sürekli gelişiyor zaten. Ama daha farklı şeyler de gelişebilir, daha farklı, daha güzel şeyler de olabilir. Türkiye'yi çok daha iyi yerlere de taşıyabiliriz belki. Belki değil. Belki ama işte. Olabilir, neden yani olmasın? Olabilir, evet. Neden olmasın? Hedeflerimiz var, bu yönde de ilerliyoruz. Sizler tabii çok şanslı, güzel bir nesilsiniz. Çünkü parmağınızın ucuyla dünyayı takip etme fırsatınız var internet evet, sayesinde. Evet. Değil mi? Bütün defilelerden haberiniz oluyor. İzleme şansına sahipsiniz. Hı hı. Tamam, İtalya'ya gitmeyebilirsiniz ama İtalya'yı takip edebilirsiniz. Evet. Bu şekilde vizyonunuzu geliştirebilirsiniz. Eğitimci olup da yine tasarım yapılabilir herhalde hocam. Evet, tabii ki yapılabilir. Yani yapılamaz diye bir durum da söz konusu değil. Eğitimci olunca daha da çok içinde olması gerekir. Çünkü eğitimcinin de kendisini yenilemesi ve geliştirmesi gerekir. Bir de böyle sürekli bir durum var. Arayış içinde olması gerekir. Yenilikleri izlemesi gerekir. Dünyada, ülkede neler olup bitiyor? Sosyal olaylar neler? Çünkü onlar da modayı etkileyen önemli faktörler. Ekonomik gelişmeler, hepsi modayı, tasarımı etkileyen faktörler. Dolayısıyla eğitimcinin kendisini sürekli yenilemesi gerekiyor, geliştirmesi gerekiyor. Ama bizim bu koyunlardaki yün durumunu çözmemiz gerekiyor hocam. Yani tamam, her ekonomiye hitap ediyor keçe. Kesinlikle. Ama koyun bulamazsak mümkün değil. Yurt dışından yani, da. Ama ikisinin de olmalı bence. Yani Avustralya Merinosu muazzam ama Türkiye'deki Konya civarındaki dağdaki bizim koyunlarımız da çok güzel. Yani daha çok o sıcak bölgelerdeki koyunlar çok fazla tercih etmiyoruz. Merinos ama, olacak. Ege'deki Balıkesir, Akhisar, Manisa yöresindeki koyun ırkımız da çok güzel. Ya, o ırklara girdiğimiz anda biz, ben şöyle diyorum, zaten şöyle uzayda bile olsa diyorum, ben keçeyi gördüğüm anda hangi yörenin yürünü kullanıldığını biliyorum. Artık ömrümüz geçti çünkü ustam benim çok değerli bir usta olunca 12 sene az bir zaman değil. Yani evet, gece gündüz iyi yetiştirdi. İyi yetiştiğimi de zannediyorum. Siz ben de öğrencilerinizi yetiştiriyorsunuz. Evet, yani biraz ama önceki arkadaşlar bahsederken o kadar iştahlı ve o kadar canlı, altyapıları çok sağlam. Çok iyi şeyler yapacağını da inanıyorum. Özellikle de uluslararası platformda olacaksa gelenekten yola çıkarak, yani moda veya ne olursa olsun kendi özümüzle birlikte sanatı yaparsak çok daha kabul görürüz. Yani İtalya'ya da gittik, oraya da gittik, gördük bir şeyler ama oradaki özellikle bir keçeyi gördükleri anda da Türk sanatı olarak, yani böyle gözlerini pırıl pırıl olup ve çok güzel paralar teklif ettiğini ben Almanya'da da gördüm. Yani özellikle de ben gençlere ısrarla diyorum, moda sektörü bile yapsanız kendi özümüzden. Biraz önce dedim ya, Amerika'da ben oya kullandım. O çığlıkları anlatamam, görmediler. Onlar aile kumaşları biliyor ama bizde de neler var. Hemen bizim de dikkatimiz çekti hocam. Biz görmez olur muyuz? İçinde büyüdük ama bakın bir oya ne kadar farklı bir hava yaratmış, evet, sizin fularınıza. Bunu ben zaten bu sergi için tasarladım. Öyle hocam ikinci de öyle. Evet, öyle kafamdan hepsini ayarladım. Evet.
En çok şallarda mı kullanılıyor, tercih ediliyor son zamanlarda? Şallar, takılar, yelekler, ceketler. Şimdi de, yelek de evet. Büyük oteller çok ısrar et, yani talep görmeye başladı. Çünkü artık biz keçeyle resim de yapabiliyoruz. Şapkalarda kışın son derece güzel ürünler yap. Ya bunun aslında sınırı yok ki. Arz talep de doğru orantılı. O şapkaya o şeyleri, eğimleri vermek biraz daha onları zor. Onlar bizim kalıplarımız var. Onda çalışıyorsunuz. Onları, tabii, ama bir sikke daha farklıdır. Hepsinin şeyleri, hepsi farklı farklı teknikleri. Biz kız teknikte olunca rahmetli Hamiyet hocam, öğrencilerim dedi, hocam siz nereden biliyorsunuz şapka yaptı? Altyapımız Gazi Mesleki Eğitim, pek çok dersi gördük ve daha sonra bütün dersleri bir şekilde kombinleştirdik ve bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İşte tam da hocamızın öğrencilerine yapmak istediği gibi bütün bilgileri, değil mi, öğrencilere verip onlar da kombinleyip kendilerini ortaya çıkaracaklar. Tabii ki yaratıcılık için önce bir malzemeyi biriktirmek gerekir. Ne kadar çok bilgi ve beceri, sadece bilgi değil, beceriyi de geliştirmek gerekiyor. Sonra onları sentezleyip yeni bir ürüne doğru, yaratıcı ürüne doğru gitmek önemli. Var mı başka planlarınız hocam? Var. Önümüzdeki günlerde. Sürekli, çünkü ben eğitimde durağanlığı sevmiyorum. Hep bir arayış içindeyim. Yeni bir şey ne katabiliriz? Bizim programımız da çok özel bir program. Yani, çok özel, sizin de bu alanda ayrıca bir eğitmen olduğunuzu biliyorum. Evet. Yani eğitme konusunda, bilgiyi aktarma konusunda. Tabii, öyle değil mi hocam? Eğitimde program geliştirme uzmanıyım. Evet. Dolayısıyla programa da, ne program olursa olsun, program geliştirmeci gözüyle bakıyorum. Bu program nasıl iyileştirilir, geliştirilir? Programı tasarladıktan sonra da içinin iyi doldurmak önemli. Dersin adını koymak önemli değil. Bu dersin içi en etkili, verimli, öğrenciye yararlı nasıl olabilir? Öğrencilerimiz henüz ikinci sınıftalar ama bakın hedeflerine. Çok ne güzel. Ne kadar güzel hedefleri var. Bizi de heyecanlandırdılar. Teşekkürler. Görmek istiyoruz onları yurt dışı platformlarda ülkemizi temsil ederken. Biz de gurur duymak istiyoruz onlarla. Onlar dediler ki mezun olduktan sonra gideceğiz. Hayır, bizim Erasmus programımız var. İşte öğrenciyken de gidebiliyorlar. Ve oradan aldıkları dersleri transfer edebiliyorlar kredilerini. Mezuniyetlerine saydırabiliyorlar. Ki biz onun çabası ve kurgusu içindeyiz bugünlerde. Yurt dışındaki okullarla bağlantı kurup öğrencilerimizi tabii ki... Öğrenci değişim programına dahil edeceksiniz. Mezun olmayı beklemeleri gerekmeyecek. Orada da donanımını bir şekilde kendilerini yetiştirip buradaki derslerini de almış gibi olabilecekler. Bu arada arayan izleyicilerimiz olduğunu belirtti arkadaşlarımız. İzmir'de engelli çocuğu olan bir izleyicimiz, acaba burada ben nereye yönlendirebilirim bu konuda çocuğumu diye sormak istemiş. İzmir'de de pek çok öğrencilerimiz var. Gerekirse daha sonra ben numarasını alırım. Çok seviniriz. Ya fırsat bulursa ben de gidip orada bir çalıştay yine yapılabilir ama İzmir'de de çok kıymetli öğrencilerim var. Üniversite boyutunda da 9 Eylül'de çalışmaların yapıldığını biliyorum. Yani yünle uğraştırsınlar. Hakikaten terapi, rahatlama, özellikle o tepme aşamasında diyorum ya, ben öğrencilerime diyordum artık siz kimseyle tartışamazsınız, bir şey yapamazsınız çünkü halleri kalmıyordu. Sinir, stres hepsi o sırada gidiyor ben hocam. O tepme aşamasında diyordum ki çocuklar kime kızıyorsun? Erkek arkadaşınıza mı, kayınvalidenize, annenize? Onu düşünün. Şey yapın. Yani samimi söylüyordum, rahatlıyorlardı ama. Ben de saatlerce, belki 10 saat çalışabilirim. Yani çoğu zaman şöyle bir baktığımda çizmen falan tabandan ayrılmıştı. Çünkü hep sıcak su sabunla mütemadiyen yapınca insan kendini kaybediyor. Ya üzerimizde bir önlük, ben Keçeci Hoca. Yani aslında çok şık giyinmeyi istiyorum ama atölyemizde yani mütemadiyen çalışmaktan böyle yorgun düşmekten ama çok güzel şeyler çıkıyor. Ben seviyorum. Aslında benim yaşam biçimim oldu. Öğrencilerimizle ilgili az önce sormuştum size, keçi nerelerde kullanılıyor daha çok, takı ve eşarplarda mı tercih ediliyor diye. Başka yenilikler de geliştiriyor musunuz? Mesela ayakkabılar, şu anda aklıma zaten gelen. Zaten ayakkabılar şeyde çok rahat, Türkmenistan'da, Kırgızistan'da, o taraflarda yapılıyor. Şu anda ben doktoramı henüz bitirdim. Kafamda çok fazla projeler tabii ki var. Yani aslında projeler derken bir anda da işte Almanya'ya gidiyorsunuz, Almanya'ya göre, Umman'a düşünüyorsunuz. O yani doğru. O ülkenin şartlarına doğru. Göre de anında hemen şekil alabiliyorsunuz. Tabii bakın evlerde bile kullanılabiliyor artık. Ses yalıtımı olarak kullanılıyor.
deprem için düşünülüyor. Bu çok ilginç geldi. Merakla bekliyoruz ne olacak onun diye. Onun şimdi patentini alıyorlar. Daha ne olsun değil mi hocam? Zaten kıyafet var, evet, takılar hayatımızın var. Hayatımızın her yerine kolayca. Her alanında. Yalvaç'a gittiğimde Yalvaç'ta Gençler Kondal ustamız Antalya'dan birileri geldi. Keçe sipariş ettiler. Dedim ki Gençler ya Antalya'da ne yapacaklar? Bakın şu anda ekrana yansıyan bazı görüntüler var. Keçeler yine ayakkabılarda aksesuar olarak kullanılmış şekilde. Bir de şapka var. Antalya yöresinde de yataklık keçe yaparlarmış. Yatakların üzerine sererlermiş. Sıcaktan o sıcaklığı engellermiş. Yatak keçesi ben Yalvaç'ta duydum onu da. İşte keçenin soğuktan ve sıcaktan kuruduğunu evet. duymuştuk ki biz zannederiz ki sadece sıcak tutması için kullanılır. Halbuki serin tutmak için de kullanılıyormuş. İşte sizin söylediğiniz ispat evet, çok fazla yataklarımızın yatak üzerine keçesi. Koyduğumuzda o zaman hocam kışın sıcak tutar yazında serin tutacak demek ki. Bu. Zaten çok sert de bir malzeme yani çok iyi ustası olduğunda zaten çok dümdüz ve sert de oluyor. Hem bel ağrılarına çok iyi geliyor. Zaten hani hep yaşlılar bel kuşakları yaparlar ya evet. Biz bel fıtığı falan olduğunda hemen ben de keçelerimi sarıyorum rahatlatıyor. Hem sağlam tutuyor. Sıcak da tutar aynı zamanda. Şimdi önünüzde ne gibi çalışmalar, projeler var? Yine bu şekilde üniversitelerde çalıştaylar düzenlenecek ve siz bilgi verecek misiniz? Tabii ki. Ya bu hiç bitmeyen bir işlem. Elimden geldiği kadar zaten yaşam biçimimde dedim ya bir akademisyenin Semih hocamın dediği gibi yani biz durağan değiliz. Ben biraz daha hareketliyim herhalde. Talepleri tabii ki değerlendireceğim. Bunun yanında da pek çok öğrenci yetiştirmeye de devam edeceğim. Hedef bu. Hedef çok güzel ki o hedef doğrultusunda hep ilerlemişsiniz bugüne kadar. Hocamız da söyledi yine defileler olacak. Evet tabii değil ki. Mi? Başka ha. çalıştaylar. Sergilerimiz olacak, yeni çalıştaylar projeler. Olacak. Projeler olacak. Bir dahaki çalıştaya ben de katılmak istiyorum hocam. Çünkü bekleriz mi? Çok keyifli bakın. Evet gerçekten. Bütün sinir, stres her şey gidiyor. Gerçekten. Çok önemli. Peki sizin için nasıldı keçeyle çalışmak? Keçeyle çalışmak benim için çok yorucuydu açıkçası. Yorucu muydu? İlk önce geldiğimizde hani küçük toplar oluşturduk. Ya ben hani hiç görmemişim, hiç keçeyle de çalışmamıştım. Gittiğimde orada bir su var. Baktım herkes eliyle bir şey yapıyor. Hani bir dakika ne yapıyoruz, niye su var, suyun içinde ne var, bir şey kokuyor falan. Ama ondan sonra yuvarlamaya başladığımız zaman... Ve ama hani o bitmedi o yuvarlama değil mi? Ben de o yuvarlakla başlamıştım. Yok. Ondan sonra önce... ben uzun çubuklar halinde bir tasarım yaptım. Hatta ondan sonra hocamız onu çok beğendi. Eğer yarışmada olsaydım birinci olurmuşum o çalışmayla. Hemen tasarıma geçtiniz siz yani. Geçtik hemen o anda. Hani zaten genel olarak hani çoğumuz öyle. Bir şey yaparken, bir şeye bakarken bile onu aklımızdan tasarlayabiliyoruz. Hani bu... Burada böyle kullanılıyorsa şunu ben şurada şu şekilde de kullanabilirim diye. Daha yuvarlak yaparken ben aklıma bir şeyler geliyordu benim. Hani o açıdan hani hayal gücüm de iyi sanırım. Hani geliştirmişim biraz kendimi. O yüzden benim için aslında çalışma çok keyifliydi. Bana çok şey öğrettiğini düşünüyorum ben. İşte sabunlu suyla şu anda çalışıyorsunuz. Evet. Ekranlara yansıyor. Peki Deniz Hanım sizin için nasıldı keçeyle tanışmak? Çok dediğim gibi daha önce de çok eğlendim ben. Yani geldim direkt oturdum ve saatlerce kalkmadım masanın başından. Sürekli hani bir şeyler yaptım ve direkt hani yaptığım şeyleri o yuvarlaklar yaptık. Onları direkt hani birleştirerek dikerek çiçekler oluşturdum. İşte onları birbirine birleştirdim. Daha sonra broşlar yaptım. Yani oturdum ve yani kalkmak istemedim hiç. Birçok ürün yaptım. Hani birle yetinmedim üstelik. Çünkü çok hoşuma gitti. Evde devam etmeyi düşündünüz mü? Evet. Aslında. Evet. Ben çok istedim. Yapacak mısınız? Devam etmeyi de düşünüyorum ben, evet. Çünkü yani her alanda sonuçta yarın bir gün bir tasarımda bir şey yaptığınız zaman onun bir kenarına illaki bir şekilde bir hani kombinleyebilirsiniz. Bence modanın yani sadece keçe de değil her alanını bilmek lazım. Biraz da olsa hepsini bilmek lazım ve onları bir arada oluşturabildiğiniz zaman zaten siz olmuşsunuz. Benim için yani böyle düşünüyorum. Siz ben. Devam ettireceksiniz evet. bu konuda kendinizi geliştirmeye siz. Evet.
Ben de düşünüyorum gelişmeni gerekli tedarik edilirse ya. Çünkü moda tasarım şöyle bir şey. Yaptığınız bir farklılık tasarımınızı çok etkiliyor. Hani düz bir elbisenin üzerine yapacağınız bir tasarım, belki bir keçeyle o elbiseyi birleştirmeniz hem tasarımı çok farklı boyutlara getirir, hem hani kendi kültürümüzü de devam ettirmiş oluruz. Hani bu çok önemli bence. Bizim kültürümüzden gelen, eski Türklerden beri gelen bir şeyi devam ettirmek. Hani hem ben onurlandırmaktır diye düşünüyorum, hem hani kendimizi farklılaştırmaktır. Çünkü moda aslında bir farklılıktır, farklılık yaratmaktır, farkındalıktır. Hani keçeyle bence bu farkındalığı bize yaratabiliriz. Hani ben de çalışabilirim. Çok güzel. Gurur duyuyorsunuz değil mi hocam? Kesinlikle. Şu anda öğrencilerinizle. Kesinlikle. Öyle kesinlikle. Güzel bir ifadeyle baktım, evet. Dinliyorsunuz. Kesinlikle. İşte eğitmenliğin de güzel tarafı, evet. Bu olsa, evet. Gerek. Evet. Doğru, evet. Ürünleri, iyi ürünleri aldığınız, evet. Zaman keyif yaşıyorsunuz. Gerçekten. Şimdi sabun ve suyla keçeleştirme işlemi yapılıyor, evet. Dedik. Sabunun da bir özelliği olacak mı? Yani o beyaz sabun mu olmalı? Yoksa beyaz herhangi bir sabun? Normal banyo sabunu kullanıyoruz. Ara ara ben Arap sabununu kullandıklarını duydum ama benim ustam asla Arap sabunu kullanılmayacağını söylemişti. Mümkün olduğu kadar banyo sabunlarımızla kullanırlarsa o yeterli zaten. Sıcak su sabun. Şimdi pek çok yerde de 10'ar gramlık, 20'şer gramlık günleri zaten satıyorlar. Onlarla bir denemeye başlayabilirler. İnternete bakıldığında zaten yünlerde elde edilebilir. Bu öncelikle hobi olacak. Sonra arzu ederlerse, yani hemen 3 saatte 5 saatte keçe olacak diye bir şey yok. Ben 20 senemi verdim ama daha oldum demiyorum. Onun için zaman içinde insanlar kendi yaratıcılıklarını katarak çok güzel ürünler yapacaklarına kesinlikle inanıyorum. Ustanız hala hayatta mı? Hayatta, İstanbul'da. Allah tabii uzun ki. Ömür versin. Kendisine. O yaşayan insan hazinesi UNESCO. Ben de UNESCO'ya aday gösterildim yaşayan insan hazinesi olarak. Yani burada amaç zaten hep sürdürülebilirliği ve geçmişteki sanatlarımızı devamını sağlamak. Şimdi önceden usta çırak ilişkisiyle bu sanatlar gelişirmiş. Şimdi ne hoş, siz okullarda öğrencilerinizi aktarıyorsunuz. Yine aslında öyle gene. Ya biz de ustadan, babadan oğula veya ustadan çıra, ama biz de ustayız. Öğrencilerimize, doğru. Ona göre, doğru. İcazetlerimizi veriyoruz. Sanatın her alanı öyle ama. Kesinlikle. Bence. Evet. Yani diğer sanatlar için de geçerli bence bu konu. Kesinlikle. Yalnız bazen tabii sizin ustanız için geçerli mi bilmiyorum. Geçmişte de hikayeleri vardır. Ustalar bazı konuların püf noktasını da öyle hemen vermezler diye. Ama o da çok normal. Yani şöyle düşünüyorum ben de. Bir usta, biraz önce dedim ya, ustam boyayı bana onu da öğrenmeyi ver dedi. Ben şimdi kendime. Yani o da aslında kişinin yaratıcılığına kalacak ondan sonra. Her şeyi öğrendiği anda o anda o hazır kişi oldum der. Mi? Oldum der, çok fazla araştırmasını yapmaz. Çünkü o kişi o püf noktasını yıllarını vermiştir. Hani annelerimizin böyle bir yemek yaptığında muhteşemdir. Biz onu yapmaya uğraşırız ama bizim çocuklarımızla, biz onların annesi olduğumuz için bir şeyler yapar. Ya onda ben... O kadar önemli bir şey söylediniz ki, kişinin bu emeğin kıymetini bilebilmesi için her şeyi de hemen böyle hazır almaması gerekiyor. Belki çaba göstermesi gerekiyor. Biraz uğraşsınlar. Telefon attığımızda bir izleyicimiz var. Berat Hanım Ankara'dan arıyor kendisi bizi. Hoş geldiniz programımıza. Merhabalar efendim. Merhaba. Nasılsınız? Çok iyiyiz, teşekkür ediyoruz. Şöyle keçemizle dizlerimizi örttük, harikayız. Harika görünüyorsunuz. Ben buyurun. De zaten çok büyük bir gururla izliyorum yayınınızı. Hem iki tane hocama çok teşekkür etmek istiyorum. Hakikaten çok güzel bir bilgi aktarımında bulundular bize. Ben keçeyi çok iyi bilenlerdirim. Kastamonu Tosyalıyım. Harika. O yörede yetiştiğim için, evet. Ve fakat bu kadar güzel işlenmeyeceğini hiçbir zaman düşünememiştim açıkçası. Çok etkilendim. Bir şunu sormak istiyorum Nurgül Hocam'a. Acaba halkta bizler gibi insanlar için de böyle bir çalıştaylar düzenlenebilecek mi? Bizim hobi olarak bunlarla ilgilenebilecek miyiz? Onu öğrenmek istiyorum. Tabii. Aslında dışarıdan da katılım olabilir miydi hocam? Hemen önce size sorayım. Başkent Üniversitesi'ndeki çalıştaya. Dışarıdan katılımı planlamadık ama şöyle yapabiliriz. Gerçi bunu konuşmadım. Şu anda soru üzerine. Şu anda doğaçlama. Her şey olabilir. Hocamızla, evet. Konuşmam gerekiyor. Bizim beden kurslarımız var. O kurs kapsamında dışarıya açık, yetişkinlere açık, daha doğrusu her yaştakilere açık kurslarımız harika. Var. Harika. Neden keçe olmasın? Neden keçe olmasın? Planlayıp bunu uygulamaya dönüştürebiliriz. Harika, harika. Şimdi ben... Evet, dinliyoruz.
Ben şimdi bir kendimi tanıtmak istiyorum öncelikle. Ben Ankara Koleji'nde Türkçe öğretmeni Berat Altay'ım. Daha önce de defalarca katıldım. Bugün yine hem hocalarıma çok teşekkür etmek için katıldım. Çok da gururla açtım bu telefonu. Ama ikinci gururum da orada oturan küçük adım için, Deniz için, o benim öğrencimdi. Zaten sesinizi duyunca öğretmenim diye evet, buradan bir ses evet, geldi. Evet. Siz hatta neden cesaret aldım, duymadım. Ses yankılanmasın diye televizyon sesini açmıyorum çünkü. Evet, evet. Hocama bir soru yönelttiniz. Dediniz ki ne mutlu siz öğrencilerinizi duyuyorsunuz. Evet. Efendim o gurur bizlere kadar iniyor, bizlere kadar geliyor. Tabii, şu anda, evet, şu anda yaşadığım mutluluğu, heyecanı, sevinci anlatamam. Güzel kızımı görüyorum. Evet. Çok yetenekli olduğunu, tam okul yıllarında da öyleydi zaten. Şimdi ağlayacak hocam. Geldi. Evet. Sakın, sakın ben biliyor kendisi gözyaşına hiç kıyamam. Ben diğer kızımızla da gurur duydum. Çok özgün, çok güzel, çok net kendini ifade ediyor. Ben size çok teşekkür ediyorum Kara Koleji'nin Türkçe öğretmeni olarak. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Kızımı orada bu konuşmalarıyla, kendini ifadesiyle, kendini güzel anlatmasıyla, değerli öğretmenlerin arasında oturarak gerçek bir tasarımcı olduğunu hissettirmesiyle çok teşekkür ediyorum. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Bu da gözyaşları akmaya başladı hocam. Şimdi hocamız Türkçe öğretmeni sanıyor. Evet. Hocamızın katkısı da mutlaka çok var. Çok teşekkür ediyorum. Bilim, evet. Kullanma, kendini ifade etme yeteneğinde mutlaka çok katkınız olmuştur. Çok biz de size teşekkür ediyoruz. Evet hocam. Efendim çok teşekkür ediyorum. Çok zamanınızı almayı rica ediyoruz. İyi günler herhalde. Diliyoruz size de. Sevgi, saygılar sunuyorum. Hoşçakalın. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Gerçekten biz de duygulandık. Evet. Eğitmenimizin, öğretmenimizin bu sözlerinden sonra. Gerçekten. Sonuna geldik sizinle olan birlikteliğimizin. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Sayenizde Keçe'yi daha yakından tanımış olduk. Hocam size de çok teşekkür ediyoruz. Bölümünüzde yaptığınız bu güzellikleri bizlere de taşıdığınız, izleyicilerimizle paylaştığınız için size de kolaylıklar diliyoruz. Teşekkür yolunuz ederim. Açık olsun. Hedeflerinize bir an önce varın. İnşallah. Büyük donanımlarınızla. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Ne demek. Değerli izleyiciler, kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra tekrar karşınızda olacağız. Sevgili izleyiciler, sağlıklı bir cilt için nasıl cilt bakımı uygulamaları yapılabilir? İşte bu görüntülerle sizlere bugün veda ediyoruz. Ve pazartesi günü sabah saat 10'da tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merkezimizde öncelikle bütün kadınlarımızın en önemli bakımı olan cilt bakımı ile ilgili bilgi vermek istiyoruz. Cilt bakımı normalde ayda mutlaka en azından bir kere yapılması gereken temel bir bakımdır. Bizim cilt bakımımız oksijenli olup cildi daha farklı şekilde temizleme yöntemlerinden oluşuyor. Buharla veya komedonla sıkma işlemlerimiz olmuyor. Buhar verildiği zaman ciddi anlamda ciltteki kılcal damarları daha dış görüntü olarak daha farklı bir şekilde yüzeysel olarak daha belirgin hale getirebiliyor. Komedonla sıkma işlemlerinde de diğer taraftan da ciltte daha kalıcı hasarlar verilebiliyor. O yüzden de bizim temel bakımımız oksijenli cilt bakımı. Oksijenli cilt bakımımızda öncelikle cildi temizlemeyle başlıyoruz. Temizleme esnasında makyajı temizliyoruz ve gün içerisinde bütün toz ve kirleri bu cildimize çok fazla cildimizde kalmaması için hemen mutlaka temizleme işlemine başlıyoruz. Kirler ve makyaj olan atıkları şu anda ciltten alıyoruz. Bütün işlemlerimiz cilt tipine göre uygun şekilde yapılıyor. Akneli ciltler, kuru ciltler, çok yağlı ciltler, rozalı ciltler, bunların hepsi mevcut olduğu için bu söylediğim cilt tiplerine uygun cilt temizleme işlemlerimiz oluyor. Şu anda cildimiz temizleniyor. Gördüğünüz gibi temizlenirken de ciltten çıkan bütün makyaj ve diğer
gün içinde cildinize yapışan tozlar tamamen ciltten alınıyor. Oksijen terapili diye bahsettiğim cilt bakımımızdaki temizlik daha sonrasında cihazımızla beraberinde kombinlenerek uygulamalara başlıyoruz. Ve şimdi hemen cildi sakinleştirmek için tonik uyguluyoruz. Tonikle cildin sakinleşmesini ve gözeneklerle ilgili aktive oluyor. Şu anda cilt gayet sakin. Yalnız gördüğünüz gibi yanak bölgelerinde biraz ve çene bölgesinde bir hassasiyeti var. Bu hassasiyetiyle de ilgili hemen bunu daha yatıştırıcı bir maske uygulaması yapacağız. Aynı şekilde peeling uygulamamızı da yaparken çok hassas bölgelere değil, yani yanak ve çene bölgesine çok fazla peeling yaparak hassasiyetin daha da artmasını, oluşturulmasını engellemek için o bölgelere değil ama daha yağlı bölgelere, solunumlu bölgelere uyguluyoruz. Aynı zamanda bu peelingimizin özelliği, ciltte herhangi bir leke oluşumu varsa o leke oluşumunu onları da alıyoruz. Şu anda peeling yapılırken ciltteki ölü deriyi de bir miktar alıyoruz. Ama tabii bunu yaparken çok fazla cildi yıpratmadan, hırpalamadan, özellikle hassas olan bölgelere çok fazla temas etmeden bu işlemimize devam ediyoruz. Cilt bakımı çok önemli. Yani kişi buraya geldiği zaman öncelikle cilt analizi yapılıp cildindeki hassasiyetleri, kılcal damarlara, cilt yaşına bakarak uyguluyoruz. Çünkü cilt bakımları bizde de 4-5 seansta olabilecek farklı bakımlar var. Akne kürleri yapılabilmiyor. Eğer ciddi anlamda aknesi varsa ona yönelik çalışmalarımız oluyor. Çok yağlı bir ciltse o şekilde çalışmalarımız oluyor. Eğer kuru bir cilt ve o kuruluğun neticesinde oluşmuş ince çizgilerimiz varsa, o ince çizgilerimizi de gidermek için çok farklı işlemler yapılıyor. Ve buradaki şu andaki cilt bakımında kullandığımız ürünlerin hepsi dermakozmetiktir. Hiçbir şekilde kimyasal içermeyen, yan etkisi olmayan, tamamen doğal dermakozmetik ürünlerle cilt bakımımızı yapıyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda cilt çok güzel peelingden sonra cildin renginde biraz bir iki ton açılma oldu. Ve daha bir canlı, bir parlak cilt oluştu. Aynı zamanda bu peelingle beraber hem gözenekler hem siyah noktalar üzerine çalışmalar yapıldı. Tekrardan bu işlemden sonra tekrardan bir tonikle yine kalan bir miktar peeling yaptığımız ürünleri tekrar şöyle bir alıyoruz ciltten. Tamamen cilt nefes alsın diye. Özellikle de başta söylediğim gibi komedonla sıkma işlemleri ve gözeneklerdeki siyah noktaları çıkartmakla beraberinde bu işlemler sürekli yapıldığı zaman belki o gözenekten siyah noktalar çıkabiliyor. Ama daha sonrasında o gözenekler gittikçe açılıyor ve büyüyor. O yüzden de biz daha farklı bir sistemle hem gözeneklere hem siyah noktalara böyle bir spatulamız var. Bununla beraberinde gözenekleri ve siyah noktaları temizlemek için kullanıyoruz. Bu cihazın özelliği hem cilde bir miktar ısı verip hem de aynı zamanda siyah noktalarını ölü tabakayı almaya çalışıyoruz. Çok hafif titreşimlerle, hafif bir titreşim ve hafif bir ısıyla şu anda tamamen cildi bu şekilde temizliyoruz. Çok hafif manyetik bir titreşim veriliyor. Bunu bakımı, şu anda bakım yapan kişi, yapılan kişi bunu hissedebiliyor.
gördüğünüz gibi tamamen ölü hücreler, gözenekler ve siyah noktaları gideriyoruz. Ve aynı zamanda da cilde verilen bu titreşimle de bir masaj etkisi yapıyor. Son derece konforlu. Bakım yapılan kişi herhangi bir sıkıntı yaşamadan, bir rahatsızlık duymadan hassas bir şekilde şu anda bu spatulayla cildi temizliyoruz. Derinlemesine. Özellikle en çok siyah noktaların bulunduğu bölge, erkek olsun, kadın olsun, hep burun üstünde. Burun üstü daha bir yağlı olduğu için siyah noktaların oluşumuna o bölge daha çok neden oluyor. Şimdi burun üstündeki siyah noktaları bu özel cihazımızla hem ısı vererek hem de titreşimle siyah noktalardan bir anda kurtulabiliyoruz. Şimdi diğer aşamaya geçiyoruz. Bakımın diğer aşamasına geçeceğiz. Her işlemden sonra cildi tekrardan bir siliyoruz, temizliyoruz. Cilt temizlendi. Şimdi maskemizi yapıyoruz. Maskemizi de yaparken yine tabii ki çok önemli olan cilt yapımıza göre maskemizi uygulayabiliyoruz. Aynı zamanda genel bir cilt yapısı da olmayabiliyor. Biliyorsunuz ki yüzümüzde bölge bölge bazı bölgeler yağlı, bazı bölgeler kuru ve bazı bölgelerde sivilcelenmeler oluşabiliyor. Onun için her bölgeye kullanacağımız maske farklı oluyor. Bunların hepsi dermakozmetik katkı içermeyen, tamamen dermakozmetik ürünlerimiz. Gönül rahatlığıyla çok rahat bir şekilde bu bakımları yaptırabilirsiniz. Şimdi uygulayacağımız maske Perfect Mask. Bu maskenin içinde özellikle hem arındırıcı hem de sakinleştirici bir özelliği var. Biz bütün maskelerimizi özellikle aloe veralı ürünlerle beraber kombinle cilde uyguluyoruz. Hem cildi sakinleştiriyor hem de aynı zamanda içinde bir parça kil var. Cildin arınmasına, temizlenmesine, gözeneklerin sıklaşmasına ve hücrelerin tekrardan aktif olmasına sebep oluyor. Tertemiz bir cilt oluştuğu için şu anda yapılan bütün işlemleri alabilecek durumda. Healing jel olarak uygulanan maskemizi bütün maskelerle karıştırıyoruz. Bütün maskelerin içine healing jel, aloe veralı jelimizi bir parça içine koyaraktan hem cildi sakinleştirmiş hem de bu maskeyle bakımın bir parçası olarak devam ediyoruz. Aslında tüm kadınlarımıza mutlaka rutin olarak en az ayda bir kere cilt bakımı yapmalarını öneriyoruz. Mutlaka bütçelerinden bir miktar ayırıp yapılması gereken en önemli temel bakım cilt bakımıdır. Biliyoruz ki günlük yaşamda iş koşullarının getirdiği ortamlarda gün içerisinde sürekli cildiniz kirlenebiliyor, farklı şeylere maruz kalabiliyor. O yüzden cilt temizliği her zaman çok önemli. Bir de bunun üzerine tabii günlük yaşamda veya iş yaşamında yaptığımız hafif makyajlar da eklenince çok daha fazla cildimizin temizliğine özen göstermemiz gerekiyor. Oldu. Şu anda tekrardan bu maskeyi alıyoruz. Bu işlemler yapılırken de cilt tonunda her bakımdan sonra, maskeden sonra ve işlemden sonra cilt tonunda birer ton açılma. Lekeler aynı zamanda hassasiyetin hepsi gideriliyor. Ama söylediğim gibi yanak bölgesinde ve özellikle çene bölgesinde biraz hassasiyetimiz var. Cilt durumuna göre şimdi bir maske uyguladık.
Çok daha farklı bir cilt olursa diğer bir şekilde farklı antijenik maskeler de uygulayabiliyoruz. Bu işlemden sonra şimdi cilde tamamen oksijen vereceğiz. Oksijen demek hayat demek. Ve ciltte tamamen saf verilen oksijen cildi tamamen hem canlandırıyor, gözenekleri sıklaştırıyor, tamamen çok daha farklı nefes alabilen, daha sağlıklı bir cilde kavuşacağız. Oksijen terapili bakımı derken şu anda bu cihazla cilde tamamen saf oksijen vereceğiz. Bu saf oksijenle beraber cilt nefes aldığını, daha rahatladığını, sakinleştiğini, daha doğal renk tonunda da farklılıklar göreceğiz. Gördüğünüz gibi oksijeni verirken cildimizdeki bir anlamda da bu hem oksijen veriyor hem de jet peeling yerine geçiyor. Ciltte gördüğünüz gibi şöyle bir parça daha göstermek istiyorum. Cildin nasıl bir jet peeling ile harekete geçtiğini göreceksiniz. Hem oksijen verdik cildimize, aynı zamanda jet peeling uyguladık. Tamamen cilt sakinleşti, dinlendi, oksijenimizi de verdik. Bu işlemden sonra şimdi cildimize serum, vitaminler ve anti-aging uygulaması yapacağız. Şu anda cilt tamamen temizlendiği için tamamen bütün hücreler açık, cilt açık. Şu anda ne versek bunu kabul edebilecek durumda. Serumlar, özel vitaminler, anti-agingler vereceğiz. Ama sadece bu ürünleri vermekle, sürmekle yetmiyor. Excel diye bir cihazımız var. Biz bu cihaza iğnesiz mezoterapi diyoruz. Adeta verdiğimiz bütün bu ürünleri tamamen cilt altına yedirme işlemi yapacağız. Şu anda cilt altına emilimi başlamıştır. Bunun süresi 15 dakika. Alın bölgesinden başlayıp yanaklar, göz altları, dudak üstü, çene, boyun, tamamen bunların hepsini bu bölgelere uygulayabiliyoruz. Aynı zamanda çok hafif ince mimik çizgilerimiz oluşabiliyor gün içinde. Bu çizgilerimizin de hafiflemesinde çok faydası oluyor. Şu andaki kullandığımız ürün C kompleksi. Daha sonrasındaki bu C kompleksinden sonra yine çok güzel anti-aging içeren hyaluronik asitler uyguluyoruz. Özel minik ampullerimizle yine ciddi anlamda içinde çok fazlasıyla katkısı olan, cildin gereksinimde olan hyaluronik asidi, C vitamini, bütün gereksinimlerin hepsini Excel'den derm olan cihazımızla cilt altına şu anda tamamen yediriyoruz elektrotlarla. Şu anda belki çok fazla bu işlemi yaparken gözle görülür bir şey görmeyebilirsiniz. Fakat tamamen bu başlığın içinde özel elektrotlar var. O elektrotlar temiz cildin cilt altına tamamen emilimini hızlandırıyor. Bu cihazımızla da bu başlığımızla şu anda tabii bu çok daha diğerine nazaran küçük bir başlık. Bununla da göz çevresi, özellikle dudak üstü, burun diplerine çok rahatlıkla uygulamalar yapabiliyoruz. Aynı zamanda bu kullandığımız ürünlerin içinde ciddi anlamda nem oranı yüksek olan ürünler, cildin nemlenmesini de sağlıyoruz. Özellikle kaz ayaklarına yoğun çalışmalarımız oluyor. Göz kapakları üstüne, göz kapağımızın üstüne, göz çevresine,
dudak üstü, kaş ortası. Bu cihazımızda da bu şekilde bütün ürünlerimizi yediriyoruz. Cildin tonunda ciddi anlamda birkaç ton açılma oldu. Daha net görebileceğimiz, daha duru, daha sağlıklı bir cilt oluştu. Vitaminlerimizi de yedirdik. Aynı zamanda şimdi bütün bu söylediğim gibi anti-aging ürünleri, serumu, vitamini, hyaluronik asidiyle beraber tamamen cilde bunları verdik. Tabi sadece bunları vermekle yetmiyor. Cilt bakımı ciddi anlamda tam bir cilt bakımı düşünecek olursak başlı başına hepsi adım adım yapılması gereken şeyler. Şu anda göz çevresi için hem gözaltı morluklarına, aynı zamanda çizgilere, göz gün içinde bilgisayar ve iş koşullarının getirdiği göz kapaklarındaki yorgunluğa, bunların hepsine iyi gelebilecek bir ürünümüz var, dermokozmetik ürünümüz. Şu anda onu uyguluyoruz. Göz kapaklarımızda yorgunluk hissedebiliyoruz. O yorgunluğun giderilmesi için şu anda özel bir jelimiz olan jelimizi uyguluyoruz. Bütün bu işlemlerimiz bittikten sonra da tekrardan adeta bu yaptığımız bütün işlemleri cildin altına tamamen nüfus edebilmesi için özel kazma ara maskemizi uygulayacağız. Bu özel kazma ara maskemizde sadece burun delikleri açıkta kalmak kaydıyla tamamen alın bölgesinden boyun bölgesine kadar maskemizi kaplayacağız. Ve yarım saat yüzde kalacak. Bu maskemizin özelliği de dinlendirici olması. Yine içinde anti-aging maddelerinin olması. Özel içinde yine özel olan yeşil çay, soya. Bunun gibi etki maddeleri var. Onlarla birlikte şimdi maskemizi uygulayacağız ve maskemizi uyguladıktan sonra da bir yarım saat bekleyeceğiz. Şimdi maskemizi uygulayalım. Yarım saat bekleyecek ciltte maske. Sakinleştirici. Bu maskenin diğer bir özelliği de hemen yapılır yapılmaz karıştırıp cilde hemen sürmemiz gerekiyor. Çünkü ciddi anlamda donan bir maske. Tamamen doğal bir maskedir. Maskemiz yarım saat bekledi. Gördüğünüz gibi gayet böyle kalıp gibi oldu. Şu anda çıkartıyoruz. Şu anda bu maskenin 24 saat kullanabileceğiniz gibi işlevi devam ediyor. Bunu buzdolabında muhafaza edip tekrar gün içinde gözlerinizde veya cildinizde bir yorgunluk hissettiğinizde bunu yine yüzünüze uygulama çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ciltteki o hassasiyet, kızarık olan yanak bölgeler hafifledi, sakinleşti. Genelde biz bu maskeyi yaptıktan sonra kişilere veriyoruz. Sonrasında evlerine götürüp dolaba koyup 24 saat içinde defalarca kullanabiliyorlar. Çünkü 24 saat aynı etkin maddeler aynı şekilde etki edebiliyor.
Sadece tek bir şey kaldı. Şu anda yine cildimizin yapısına göre nemlendiricisini uygulayacağız. Şu anda cildimize vereceğimiz nemlendirici kremle cildimizi nemlendirmiş, rahatlamış, sakinleşmiş. Serumlarıyla, vitaminleriyle, anti-aging'le, aynı zamanda hyaluronik asidiyle beraberinde bütün bu işlemler kombinlenip güzel bir cilt bakımımız oldu. Bu cilt bakımımıza biz oksijenli cilt bakımı diyoruz. En az 45 dakika, 1 saate yakın bir işlem sürüyor. Basamak basamak, en ince detaylarına kadar bütün cilde gerekli ihtiyaçların hepsini uygulamayı yapıyoruz. Bu anlamda bu bakımda oksijenli dediğim gibi cihazımızla, Excel'den cihazımızla, serumlar vererek, oksijenler vererek dört dörtlük gayet güzel, konforlu, kişinin rahat edebileceği ve gün boyu cildi pırıl pırıl bir şekilde bakımını sonlandırıyoruz.